Merhaba değerli üreticiler, yeni bir video ile, yeni bir konu ile karşınızdayım. Bugünkü konumuz badem ağaçlarında budama üzerine olacak. Badem diye özellikle belirtiyorum çünkü her bir ağacın budama sistemi farklıdır. Kültürel müdahaleleri de farklıdır. Kabaca budamayı sınıflandıracak olursak, budamayı ilk önce yaz budaması ve kış budaması olarak ikiye ayırabiliriz. Yaz budaması ağaçlar uyandıktan sonra, yani üzerinde yeşil aksam var iken yapılan budamadır. Kış budaması ise yapraklar döküldükten tekrar uyanıncaya kadar bu aradaki mesafede yapılan budamalara denir. Kış budamasını da üçe ayırabiliriz. Kış budaması, verim budaması, şekil budaması ve gençleştirme budaması olarak üçe ayırabiliriz. Gençleştirme budamasından hiç bahsetmeyeceğim. Bugün sizlere şekil budaması ve verim budamasından bahsedeceğim. Değerli üreticiler, zaten isminden de anlaşılacağı üzere şekil budaması ağaca ilk yıllarda verilmesi gereken şekli temsil ediyor. Tarım bilimi kadar fizik kuralları da bu konuda çok etkilidir. Neden diyecek olursanız, ağaca öyle bir fiziksel şekil vermeliyiz ki üzerindeki dallar daha fazla meyve yükünü taşısın ve güneşten en fazla şekilde istifade etsin. Bunu yaptığımız bu budamaya şekil budaması diyoruz. Verim budaması ise şekil budamasından sonraki yıllarda verim sürecinde ağacın istenmeyen dallarını birbirini boğan, üst üste binen, kurumuş, yaralanmış dallarını alarak verim arttırmak üzerine kurulan sistemlerdir. Ağaca şekil verme hususunda bu ağaç üzerinde gelin birlikte pratik yapalım. Değerli üreticiler, bu bir Ferraknesi ağacı görüyorsunuz. Tacını buradan oluşturmak istiyorum. Bu taç oluşumuna gerek şekliyle gerekse dalın çıkış yönüyle aykırı. Bunu her halükarda ağaçtan uzaklaştırıyoruz. İlk önce bu ağacı liderli sisteme çevirelim. İçe giden dalları alıyorum değerli üreticiler. Çünkü bunlar iç gölgeleme yapacak, içte boğulmalar yaratacak. Bu arada makasınızı çok kaliteli seçmelisiniz. Kalbur üstü bir iki tane firma var. Çok ağaç bu diyorsanız o markaları seçin. Elinize uygun, mesela benim bu model elime uygun oluyor. Elleri daha büyük olanlar için farklı modeller oluyor. Onları seçsinler. Düzenli günde birkaç defa makasınızı bileyin. Sürekli yağlayın. Ağaçtan ağaca geçerken de daha önce söylediğim gibi çamaşır sulu temizleme solüsyonuyla lütfen silin. Evet, iç dalları bir boşaltalım. Şöyle ikiye ayrılmış birbirinin üstüne binme ihtimali olan dalları da alalım. Şu dal üzerinde göstereyim şöyle. Çok tırnak bırakmayın. Bu bıraktığınız tırnaklar daha önce sizlere bahsettiğim üzere geriye doğru kuruma yapar. Hafif bir çapta 1-2 milimetre boşluk bırakıp kesebilirsiniz. Şu an ağacın içini açıyorum. Şu ana dalımız teke düşürmek her zaman istikrarlı bir gelişim için daha iyi olacaktır. Normalde bu dalı bırakmalıyım. Ağaç geniş açıyla gitsin diye. Fakat bunu da bırakabilirim. Neden? Burada bir uç vurumu olmuş. Ağaç ikiye ayrılmış. Fakat ben yine mantığınız karışmasın diye ağacı dışarıya veriyorum. Bir vazo şekline getirmeye çalışalım ağacı. Bakın, açıyoruz. Daha fazla meyve taşıyabilsin ve güneşten daha iyi istifade edebilsin diye. Buraya gelelim. Bunu yukarılarla hiç uğraşmayalım. Şuradan keselim. Bu yana doğru açılsın. Bu dal bunun üzerine biniyor. Bu dalı alalım. Bu dal bunun üzerine biniyor. Alalım. Bu dikine gidiyor. Biz ne yapıyoruz? Ağacı yana açıyoruz. Neden? Çünkü güneşten istifade ettireceğiz. Yan dal verebilirsiniz. Yani iki tane ana dal üzerinde yön verici dal elde etmek için bunları yapabilirsiniz. Bu tarafa gelelim. Bu meyvelerden vazgeçmek uğruna şuradan kesim yapıyorum.
Görüyorsunuz gitgide ağacımız daha da rahatlıyor. Bu dala gelelim. Bu dalda da normalde bu daldan dışarıya vermem gerekiyor ben bunu. Fakat burada bir gelişim sıkıntısı var. Ben diyorum ki biraz dirsekli olacak, açısı bana uygun değil, fakat ben şu dalı Anadolu olarak oluşturmaya çalışayım dedim ve böyle bir karar verdim. Evet, ne dedik? İçi boşaltmamız gerekiyor. Bakın şurada bir tırnak görüyorum. Şöyle şuraları da boşaltalım. Evet, şimdi modifiye lider yapacağız bunu. Fikrimiz o yönde. Fakat lidere rakip burada 1, 2, 3, 4 tane dal var. Bunun bir tanesini lider seçmemiz gerekiyor. Şu daha dik gelişiyor olmasına rağmen buradan zayıf bir dal olarak geldiği için ben ondan vazgeçme kararı aldım şu an. Bundan vazgeçiyorum. Üç dala indirdim. Üç dala indirdikten sonra şunu lider yapma kararı aldım. Değerli üreticiler, görüyorsunuz şurada zayıf bir dal var. Bunun ana dal olmama ihtimali var ileride. Bu dal lidere rakip olmasına rağmen ben bunu iç dallardan bir tanesinden dışarıya bu tarafa doğru giden, yani bunu ana dal yapamazsam, buna traktör çarparsa veyahut bu o kadar gelişemezse diye bunu yedekte tutmak amacıyla buradan dışarıya veriyorum. Burada ciddi bir karışıklık var, görüyorsunuz. Burayı bir rahatlatalım. Üst üste binen dalları alalım. Burada meyve dallarını oluşturmaya çalışalım ama çok da fazla müdahale etmeyelim. Sadece üst üste binen dalları alalım. Mikrofonumuz düştü, onu hemen kaldırıyorum. Evet, modifiye lider sisteminde ağacımızın formu bu olacak. Şöyle bir etrafında dönelim mi? Mantığını anlamanız açısından. Şu dalları alayım ben. Kafa karıştırmasın. Bu ağacımız en iyi ihtimalle bu şekilde şekillendirilebilir. Fakat ya ben bir budama yolu tercih ediyor olduğumda bu budama yöntemini tercih ediyorum. Fakat bu ağaç gobleye çevrilse ne olur? Verim anlamında hiçbir şey değişmez. Sadece ilk 2 yıl, verime geldikten sonraki 2 yıl %20 daha az verim alırsınız. Hadi bu ağaçtan vazgeçelim. Hiç goble yapmam ama bu ağacı bir de goble yapalım değerli üreticiler. Şu anda da ağacı gobleye çevirdik. Tabii goble yaptıktan sonra şuradaki bazı dalları daha fazla dışarıya verebiliriz. Bademin genel budama mantığı budur. Birkaç videoda denk geldim. Şeftali gibi budayanlar var, elma gibi budayanlar var. Biz badem ağacı yetiştirdiğimiz için minimum şartlarda, minimum dal eksilterek budamayı tamamlamamız gerekiyor. Tamamladığımızda da ya bir önceki gösterdiğim gibi modifiye liderli yapacağız ya da çiftçilerimizin inatla istediği gibi gobleye çevireceğiz. Bir de bu şekilde etrafında dönelim. Verim düşünmeyerek yaptık bu budamayı. Sadece şekle yorduk. Verim düşündüğümüzde bambaşka bir budama şekli yapacağız. Budandıktan sonra böyle kalın dalları mutlaka su tutla acilen müdahale edin. Çünkü buralardan girecek hastalık zararlılar veyahut buradaki sezon yaklaşmışsa oluşabilecek su kayıpları ağacınızın sağlığını etkileyecektir. Herkese hayırlı
bol bereketli sezonlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Kazasız belasız bir sezon inşallah.